Sivas'ın milletvekili olmuş. Ve bir diğer taraftan daha sonra kendisini Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı yaptığım Sivaslı İlmi kardeşimi şu anda da Sivas merkeze belediye başkan adayı yaptık. Bunun sebebi ne? Kendisine inandığım için, güvendiğim için burada çok daha büyük hizmetler verebileceğine inandığım için Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevinden buraya aldım. Şimdi diyorum ki siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız ve belediyecilik hizmetinin de ne olduğunu en ideal şekilde Hilmi kardeşimden göreceksiniz. Seçim Adıvarı'ndan mutlu akşamlar değerli seyirciler. 31 Mart yerel seçimlerine doğru geri sayım devam ederken bizler de konuklarımızı alıyoruz ve seçimleri değerlendiriyoruz. Bu akşam da AK Parti Sivas Milletvekili Sayın Habip Soluk canlı yayında konuğumuz olacak. Sayın Soluk hoş geldiniz. Hoş bulduk Ercan Bey. Evet efendim. Ben sizlerin aracılığıyla öncelikle evet. Bütün Sivaslı hemşerilerime gerek gurbette çünkü ben bir 10-15 günde İstanbul'da çalıştım. İstanbul'da da biz çok büyük programlar Sivaslılar olarak yaptık. Evet. Hem gurbetteki hemşerilerime hem de sıradaki hemşerilerime sizlerin Vizyon 58'in aracılığıyla saygılarımı, hürmetlerimi, sağlık dileklerimi ileteyim. Ayrıca da bugün 104. yılını idrak ettiğimiz ve bu toprakları bize emanet eden bugün rahatlıkla bir yurtta, vatanda oturmamızı sağlayan bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Hatta bunu biraz daha öteye götürerek 1071'de Sultan Alparslan'ın size öyle bir vatan aldım ki ebediyen yurt olacak dediği bu toprakların o günden bugüne, bugünden de ebede kadar yurt olmasını sağlayacak evet. Bütün şehitlerimizi şükranla, minnetle anıyorum. Rabbim yaptıkları yeri cennet eylesin. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Efendim 31 Mart seçimleri kapsamında AK Parti olarak iddialı bir şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu kapsamda Sivas merkezde ve ilçelerde şu ana kadar ne gibi çalışmaları yaptınız ve bundan sonraki planlarınız neler Sivas için? Şimdi Sivas merkezde ev ziyaretlerimiz var. Hı hı. Bir televizyon programım olmuştu. Evet. Bu benim ikinci televizyon programım. Esnafımızı geziyoruz. Evde bugün çok kalabalık, yüzün üzerindeki bir kalabalık ev ziyaretinden, yeni mahalleden geliyorum. Evet. İlçelerimizde Gürün hariç bütün ilçelerimize gittim. Dertlerini dinledik, yaptıklarımızı anlattık, yapamadıklarımızın da nedenini, niçinini onlarla paylaşmak kaydıyla oralarda da çalışmalarımızı yaptık, geldik. Gürün'e de gidecek misin? Gideceğim evet. Tabii. Özellikle İstanbul'da olduğum için çok seri olarak çalışamadım. Yarın akşam yine ben İstanbul'a gideceğim. Evet. İstanbul'da Sultan Gazi'de bir Sivaslılar toplantısına katılacağım ve gece geri döneceğim. Hı hı. Dolayısıyla elbette ki Gürün'e... Seçime kadar burada mı olacaksınız? Seçime kadar buradayım. Gürün'e de gideceğim. Evet. Ancak 31 Mart seçimlerinin iki tane anlamı var. Bunlardan bir tanesi yerel yönetimlerdeki insanımızın, vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin illerde, ilçelerde alacağı hizmetler. Evet. Bir diğer ve bundan da çok daha önemli olan 31 Mart'ı tıpkı Pinokyo gibi bekleyen içte ve dışta bir grup hain ve curuf var. Hı hı. Bu hain ve curuflara milletimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi 31 Mart'ta da beklentilerini boşa çıkarıp bir tokat indireceklerini ve bu ülkenin bekası için olması gereken dersi iç ve dış hainlere vereceklerinden endişe ve şüphemiz yoktur. Arazide, sahada gördüğümüz budur. İstanbul'da da onlarca yerde Sivaslıların düzenlediği gecelere hı hı. Artı bir de Sivaslılar olarak Sinan Erdem'de 12 Mart'ta biz gece tertipledik. Evet. Buralarda gördük. Burada da Hilmi Bilgin
kardeşimizin, ben projelerde burada tek tek anlatacak değilim. Ancak 8 başlık altında topladığı projeler Sivas'ımızın geleceği için son derece önemli olan projeler. Peki. Bu arada Sami Aydın Başkanımızın tamamladığı projeler var, başlatıp devam eden projeler var. Elbette ki Hilmi Bey devam eden projelerimizi tamamlayacak ve ondan sonra da kendi projelerini bunlara paralel olarak sıralayacaktır. Buyurun. Peki, Hilmi Bey'e Sivas neden destek vermeli bu seçimde? Hilmi Bey'e Sivas neden destek vermeli? Peki ben bunu size sorayım. Neden destek vermemeli? Onun gerekçesini şimdi siz söyleyeceksiniz. Hayır. Ben burada soru dinlersem birisi. Sivas Hilmi Bey'e bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini bütün Sivas duydu. Biraz önce de buradan sizinle beraber izledik. Hilmi Bey'e güvendiğim için bakan danışmanı yardımcılığından aldım ve Sivas'a gönderdim demesi Hilmi Bey'e oy vermek için yeterince bence anlaşılabilir bir sebeptir, bu bir. Evet. İkincisi, Hilmi Bey bu ilin seçip Ankara'ya gönderdiği milletvekillerimizden biridir. Evet. 7-7,5 yıl Hilmi Bey bu ile ve Türkiye'ye milletvekili olarak çıkan yasalara, kanunlara kendi hukukçu olduğu için özellikle Anayasa Komisyonu'nda katkısı olan, çalışkan, dürüst ve üretken bir arkadaşımızdır. Evet. Genel merkezimizin uygun gördüğü bu adayda Sivas'ta çok şeyler yapacağına biz canı gönülden inanıyoruz. Arkadaşımızın sonuna kadar milletvekilleri olarak yanındayız. Hı hı. Onun Ankara'daki tanıdığı çevre zaten Sivas için büyük bir nimet olacağından hiçbir Sivaslı'nın endişesi olmasın. Bu hafta sonu Sivas'a bir bakan daha geliyor. Bu evet. Bakanlar Sivas'ta hissettikleri bir endişe için değil. Kim gelecek efendim? Sanayi Bakanımız gelecek. Evet. İnşallah çarşamba günü yarın akşam İstanbul dönüşü Ankara'ya uğrayacağım. Hı-hı. Sivas'ın Sanayi Bakanımızdan beklentilerini kendileriyle paylaşacağım. Ona göre de kendisi olabilecekleri burada Sivas'ta müjde olarak vermesini hafta sonuna bekleyeceğiz. Evet. Bunlar Hilmi Bey'e olan dostluklarıdır, arkadaşlıklarıdır, yakınlıklarıdır. Bundan hiçbirinizin endişe ve şüphesi olmasın. Hı hı. Ben yanılmıyorsam İçişleri Bakanımız geldiğinde otobüsün üstünde idim. Evet. Gerek büyük otelde ki konuşmasında, gerekse otobüsün üzerinde Sayın İçişleri Bakanı, ki kendisi de burada şükranla, minnetle, milletim adına, ülkem adına yad etmek istiyorum, bir cümle sarf etti. Ben Sivas'ın emrindeyim. Evet. Ben Hilmi Bey'in emrindeyim diye 3 kez bunu tekrarladı. Peki, hiçbir bakan, hiç kimseye söylememiştir. Açmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi belediye başkanının iktidar partisinden olmasının avantajları nelerdir? Bir de tam tersi muhalefet partisinden bir belediyenin belediye yönetimine gelmesinin dezavantajları nelerdir? Şimdi şöyle, elbette ki iktidar partisi belediyede diğer muhalefet partisi belediyelerine rağmen hepsinin gayesi Sivas'a hizmet etmektir. Evet. Bunda hiçbir tereddütümüz yoktur. Fakat bir rüzgarı arkanıza alarak hizmet etme bulvarda girersiniz, hı hı, rotasını çizersiniz. Bir de rüzgarı karşınıza alarak çizersiniz. Bundan daha büyük bir avantaj ve dezavantaj olamaz. Mesela bir örneğini vereyim. Bugün aradı, söyledi. Evet. Kendisini de buradan tebrik ediyorum. Sami Aydın Bey, Tavra Deresi'nin suyunun 4 Eylül Barajı'na bağlanmasıyla ilgili bir projesini 2018 yılı kurak gitmesi nedeniyle kendinin barajdaki yaptırdığı ölçümlerde ilerleyen süreçte Sivas'ın susuz kalacağının hesabını yaparak Tavra Deresi ile ilgili bir müracaatta bulundu. Hı hı. Müracaat tarihi 2017 yılı 15 Aralık. Bu projenin
yılın bitimine yalnızca 10 gün kala evet. yatırıma girmesi 1963'ten beri bir örneğini gösteremezsiniz. Yılın bitimine yeni yatırım yılının başlangıcına 10 gün kala, 10 ay değil, 10 gün kala Tavra Deresi projesi 18 trilyon tutarında yatırıma alınmıştır. Ve bugün de Tavra Deresi'nin 4 Eylül Barajı'na bağladığını ve artık şehrin su sıkıntısının en az 2060 yılına kadar olmayacağının müjdesini verdi. Ben buradan da kendisini tebrik ediyorum. Bu iktidarın bize sağlamış olduğu bir avantajdır. Evet. Eğer ki bu iktidar partisinin belediye başkanı olmasaydı, belki 2018 içinde bulunduğumuz kriz nedeniyle 2018 yılında bile o proje yatırıma girmeyebilirdi. Hı hı. Bilmiyorum sorularınız da var mı? Hastanelere de evet. değinmek isterim. Onu ilerleyen dakikalarda soracağım. Şimdi tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingini az önce arkadaşlar bir kısmını verdiler ekranlara. Şimdi Cumhur İttifakı var. Evet. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle yeni bir modele geçildi. Dolayısıyla ittifaklar evet. kaçınılmaz oldu. Ve Cumhur İttifakı kurulmuş oldu. Yalnız Sivas'ta Cumhur İttifakı bu seçimlerde yoktur. Sivas yerelde söylüyorum. Evet. Peki şimdi Cumhurbaşkanımızın da mitinginde ifade ettiği şekilde özellikle altını çizerek söyledi. AK Parti ve MHP olarak bunu altını çizdi. Doğrudur. Yani Büyük Birlik Partisi neden zikretmedi orada Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi bu yerel seçimlerin ittifakında Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin bir ittifakı söz konusudur. Evet. Büyük Birlik Partisi bu ittifakın içinde değildir. Bu bir. Bu yapılan ittifak ülkenin bekası için, geleceği için içteki ve dıştaki biraz önce de ifade ettiğim gibi kafasını Pinokyo gibi vücutunu kuma gömmüş, kafasını dışarı çıkmış, 31 Mart'ı bekleyenlere karşı kurulmuş bir ittifaktır. Hı hı. Ve bu millet bu sağduyuyla bu ittifakta da 31 Mart'ta Allah'ın izniyle yine galip çıkıp iç ve dış hainlerin suratına bir tokatla vuracaktır. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz facia da evet. bizim ülkemiz başta olmak üzere İslam dünyasına kurulan tuzakların ve silahının kabzesinde yazılı Ayasofya ile Türkiye ile ilgili ibareleri de burada zamanımız kısa olduğu için hı hı. zaman almayalım. Biz bir şer ittifakına karşı içte ve dıştaki bir ihanete karşı bir beka ittifakı kurulmuştur. Evet. Bu ittifakın da nerelerde müşterek adayın destekleneceğini her iki genel başkanımız tarafından belirlenmiştir. Dolayısıyla bizim burada yorum yapmaya hı hı. Hakkımız da yok, hukukumuz da yok diye düşünüyorum. Peki. Müsaadenizle Sivas'a geçelim. Şimdi Sivas'ta tabii ki devlet yatırımları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de ulaşımla alakalı yatırımlar. Hızlı tren projesi uzun zamandır Sivas'ın gündeminde. Son gelişme nedir efendim Sayın Milletvekili? Şimdi hızlı trenin dilerseniz bir hızlıca mazisine gidelim. Çok kısa olarak. 2007 yılı 17 Eylül'ünde evet. hızlı tren Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun Ankara merkezli yüksek hızlı trenle bağlantılarının başkentlerinin bağlantılarıyla ilgili karar alınmıştır. Sivas 2007-17 Eylül Bakanlar Kurulu kararıyla yatırıma girmiştir. Bunun 2,5 yılı aşkın, belki 3 yıl bir proje çalışması çıktı. Nihayet bilek kalınlığındaki bir demirin üzerinde 250 kilometre süratle can taşıyacaksınız. Biz Ankara Eskişehir yüksek hızlı trenini 2009 yılı 13 Mart Cuma günü hizmete açarken, ticari hizmete açarken, açılışa giderken evet. ondan evvel 90 küsür bin kilometre test yaptık. Ve o testlerde de gazeteleri hatırlarsanız hı hı. kum torbaları taşıyor dediler. Evet. Çünkü sizin o testlerden emin olmadan can taşıma şansınız yoktur. Biz içindeydik. Biz görevliydik. Bizim canımız Allah'a emanet. Yaşarsak gazi, ölürsek şehit mantığıyla ama biz bir tane Eskişehirli veya Konyalı
milletvekilini dahi test sürüşlerinde yanımıza almamışızdır. Yasa gereği, yasalar gereği dünyada da böyledir. Bizde evet. de böyle. Yalnız şimdi dokum torbalarını terk ettik. Piri Reis diye kendi test aracımızı da yaptık. Şimdi o raylar üzerindeki basıncı veya vagonlardaki insan yükünü kum torbalarıyla değil test evet. trenimizle yapıyoruz. Altyapımız aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Altyapı 85-90 oranlarında. Elma Dağı'nda bir iki tane viyadüğümüz var. Yerköy Kırıkkale arasında bazı viyadük bağlantılarımız var. Yerköy Sivas arasında altyapıda ilerleyen yıllarda bir oturma olduğundan şimdi ufak bir tadilat var ve ray döşemesi 26 Mart 2018 yılında başladı. Ray döşemesi Yerköy'den Sivas'a doğru hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Ancak bizim buradaki hedefimiz Ankara-Sivas. Merkezden merkeze bunun açılışını sağlamaktır. 2019 yılı sonuna doğru ihtimaldir ki test sürüşlerimize başlayacağız. Hı hı. Ki biz bu test sürüşlerinde 250 kilometre kullanım hızımız olduğu, işletme hızımız olduğu için 280 kilometrele kadar biz bu testlerimizi yapacağız. 2020 yılı içerisinde de ticari sürüşlerimiz başlayacaktır. Evet. Ankara-Sivas arası biz o zamanki Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'la iddialaşmıştık. O iki saat ben de bir saat 56 dakika demiştim. Artık bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Peki. Yani bu yılın sonuna doğru 2020 yılının başına doğru inşallah. Test sürüşlerine başlayabiliriz. Evet, hayata geçirecek. Şimdi 3 tane konu var efendim. Yine ulaşımla ilgili Sivas-İzmir uçak seferleri, Malatya-Sivas karayolunun son durumu ve Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinin olduğu Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bir geçit çalışması var. Çevre yolu üzerinde. Recep Tayyip Bulvar. Üniversite tarafında evet orada bir üst geçit yapılıyor. Onların bitiriliş tarihi. Üst geçit dediğiniz köprü değil mi? Evet köprülü evet. üst geçit efendim. Bunların bu hizmetlerin bitiş tarihleri. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa İzmir uçağı Nisan ayı olarak artık bilet satışlarına başladı. Evet. Onun planlaması alındı. Ben 2011 yılında bakanken İzmir uçağı ile ilk seferiyle Sivas'a geldim. Hı hı. Ayrıca Antalya'dan da ilk seferde gene Sivas'a geldim. Evet. Fakat biz Antalya'yı tutamadık. Ankara'dan geldim. Ankara'yı da tutamadık. Ki Ankara Sivas için bir nimetti. Şöyle bir nimetti. Sivas'a gelmek isteyen bir Antepli veya İzmirli veyahut ne bileyim bir Vanlı, Karslı, Adanalı aklına gelen havalanının olduğu yerde Ankara'dan Sivas'a gelmek için 20 lira fark verecekti. Sivas'tan Ankara'ya giden de İstanbul ayağı hariç hangi havalanına gitse o gün, şimdi 30'a çıkardılar galiba, evet. 20 lira fark verecekti. Ama biz bunu Sivaslı'ya anlatamadık. Eğer ben Ankara'dan Bodrum'a gideceksem Sivas biletimi alacaktım, Ankara biletimi. Ankara'dan da 20 liraya Bodrum'a gidecektim. 20 liraya Maraş'a gidecektim. 20 liraya Antep'e gidecektim. 20 liraya Urfa'ya gidecektim. 20 liraya Yüksekova'ya gidecektim. 20 liraya Bingöl'e gidecektim. Dilediğim yere gidecektim. İzmir ayağı hariç. Evet. Ama ne yazık ki İzmir'e gidecektim. Biz bunu anlatamadık. Onun için de Ankara nihayet ticari seferdir hava yolları. Ticaret yapıyorlar. Sizin bir ticarethaneniz evet. varsa, zarar ediyorsa açık tutmanız söz konusu değildir. Antalya kapandı. Ankara'yı bir kez daha koydurduk. Yine devam etmedi. Hı. Ki o zamanki ticaret odası başkanı da %80'e kadar destek vereceklerdi söyledi. 3 ay kadar da destek verdi ama ondan sonra o işte gerekçe yolcu azlığı mı efendim? Yolcu azlığı. Evet. Nihayet hosteslerde pilotlar kaldı. Evet. Ama İzmir %80'ler civarında dolu geliyor. İzmir'le ilgili kısa bir kesinti oldu. Nisan ayıyla ilgili İzmir bilet satışları evet. Sivas'tan İzmir'e, İzmir'den Sivas'a başlamış durumda. Peki. Hemen Malatya yoluna gelince. Malatya yolu Sivas'ın biliyorsunuz en bol komşusu olan Türkiye'nin herhalde Sivas özeti.
Türkiye dünya milletleri içerisinde en çok komşusu olan. Evet. Ama ne yazık ki bu komşular da hep yaramaz çocuk pozisyonunda olan komşular. Sivas'ın da Allah'a şükür o şekilde bir benzetme yapmamız mümkün değil. Etrafı Yozgat var, Tokat var, Ordu var, Giresun var, Erzincan var, Balatya var, Kayseri var. Çok geniş bir hasa. Geniş evet. bir coğrafyamız evet. var ama komşularımız da maşallah sayıları fazla. Yalnızca Malatya ile Sivas arasında 212 kilometrelik bir güzergah. Malatya tarafından Elazığ bölgeden gelen kesim Sivas sınırına kadar iki parçalı ihale edilmiştir. Hı hı. Malatya tarafında Hekiman'a kadar bitmiş, orada bir tünel çalışması vardır. Evet. Bizim tarafta özellikle yağ donduranda etrafında bir orman yok. Ben gidip geliyorum göremiyorum. Ama orman alanı diye maalesef şantiyeyi 1,5-2 yıl kuramadılar. Bizim kesimde 2 etapla ihale edilmişti. Yağ donduran tüpürlerin, tünelin birinin açılışı bitti. Işık görülmesi. Diğeri de bu sene inşallah toparlayacaktır. Yalnızca yağ dondurandan sonraki yüklenici firmanın biraz yavaş gidiyor. Onunla da geçen sene de konuştuk. Sağ olsun bölge müdürümüz de birebir peşinde. O firmanın yani Sivas tarafından ikinci kesimde biraz sıkıntımız var. İnşallah 2019 veya 18'in ortalarına doğru Sivas-Malatya arası da bölünmüş yollarda bağlanmış olacak. Dolayısıyla Sivas'ın hiçbir komşusuyla bölünmüş yolla bağlantısı evet. kalmamış olacak. Çevre yolundaki üst geçit efendim. Burada şu anda bitme aşamasında yanılmıyorsam. Şimdi çevre yolunda bir Recep Tayyip Erdoğan bulvarının bağlantısıyla ilgili bir çalışma var. Evet. O da birkaç ay içerisinde tamamlanacağını tahmin ediyorum. Ayrıca da hastane kavşağı diye adlandırılan hı hı. veya hastaneye geçişte bir alt geçit evet. istenilen bir yer var. Numune Hastanesi'ne. Evet. Onunla ilgili gerek Sami Bey zamanında da çok girişimler oldu. Oradaki bir binadan dolayı biraz sıkıntı yaşanıyor. Bir çözüm bulunabilirse Hilmi evet. Bey de birebir bölge müdürüyle de konuşup mutlaka ve mutlaka burada bir desteğinizi istiyoruz şekliyle bir proje çalıştırmasının içindeler. Evet. İnşallah o projeyi karayollarına eğer onaylatabilir isek o Halil Rıfat Paşa'dan gelen kavşağı şişirme kaydıyla çözeceğiz. Aslında hastane tarafından şehrin içine doğru o yolun altından girdiğimizde trafiği boşaltacak alan yok. Siz eğer bir trafikte gittiğiniz yönde geçmeniz gereken dar alanı, dar geçidi bir şekilde çözmüşseniz evet. oradan sonraki kesim sizin trafiğinizi boşaltmıyorsa onun hiçbir anlamı yoktur. Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Peki efendim. Programımızın başında da sağlıkla, hastaneyle ilgili evet. Birkaç konu vardı. Onu soracaktım. En sona bıraktım. Şimdi tabii AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta büyük yatırımlar ve atılımlar oldu. Sivas'ta da bazı hastanelerimizde son günlerde doktor eksikliği noktasında bazı haberler çıktı. Doğru. Bu noktada ne gibi çalışmalarınız olacak efendim? Şimdi şöyle. Bundan 25-30 gün evvel hatta Bingöl'e giden bir doktor sayısıyla uzman, Sivas'a verilen uzman sayısı arasında Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'la Bakan Yardımcısı Muhammed Bey'i evet. ve o aradıktan sonra da bir de bana talimatlar oldu. Biz aradık. Önümüzdeki doktor atamalarında bu konuyu dikkate alacaklarını, özen göstereceklerini ifade ettiler. Hı hı. Ancak bu doktor sıkıntısı FETÖ'den dolayı hat safhada. Evet. Bu diğer memuriyetler gibi bir hukukçuyu alıp hakim yapabiliyorsunuz. Bir personeldeki memuru alıp muhasebeye koyabiliyorsunuz. Bir muhasebedeki memuru alıp personele koyabiliyorsunuz. Ama doktorlukta öyle bir şansınız yoktur. Evet. Bir defa hiç kaybetmediyse 6 yıl eğitim lazım. 6 yıl eğitimden çıkana ki şu anda kastettiğiniz doktor
nöroloji uzmanıdır. Eksik olanımız bizim. Çocuk nöroloji, evet, nefroloji uzmanımız, ikisi de eksiktir. Bir 4 yıl daha lazım, 10 yıl. Yan dalı da olsun derseniz bir 5 yıl daha lazım, 15 yıl. Bu meslek 15 yılda sizi mutlu edecek, memnun edecek hizmet standardına ancak ulaşıyor. Evet. Dolayısıyla bu eksiğimiz vardır, bu Türkiye genelinde vardır. Ancak Sivas'ta iddia edildiği gibi değildir. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Sivas'ta 91 tane uzman 2003 yılının Ocak ayında varken bugün 315 tane uzman var. Evet. Ama ne yazık ki biz fırtına koparıyoruz. Ne yazık ki devlet numune hastanesi çöküyor diyoruz. Ne yazık ki numune hastanesinin altından su çıktı diyoruz. Ne yazık ki 5 tane hastane kapandı diyoruz. Nedir bu kapanan hastaneler? Devlet demir yolları. Kim gidiyordu? Evet. Orada çalışanlar. Kaç yataklıydı? 38-40 yataklı. Hangi hastane kapandı? Askeri hastane. Kim gidiyordu? Asker kökenliler. Kaç yataklıydı? 30-40 yataklı. Hı hı. Hangi hastane kapandı? Göğüs hastanesi. Kaç yataklıydı? 42 yataklı. Evet. Hangi hastane kapandı? Numune hastanesi. Kaç yataklıydı? 400 yataklı. Hangi hastane kapatıldı? İstasyon Caddesi'ndeki Devlet Hastanesi 313 yatağıydı. 13 yatağı kapandı. 300 yatağı şu anda faal durumda. Peki yeni bir hastane yapımı gündemde olur mu? Ve Sivas'ta 10-15 tane sayıyı geçmeyecek nitelikli oda hastanelerin toplamında var iken. Evet. Ve bu nitelikli oda dediklerinin de affedersin içinde yalnızca tuvaleti vardı. Divanın yanında refakatçi dönemiyordu. Bunun adı tuvalet içeride olduğu için nitelikli odaydı. Şu anda Sivas'ta 800'e yakın, 800'ün üstünde 40 metre, 38 ile 40 metre kare arasında nitelikli oda var. Evet. Duşu var, banyosu var, tuvaleti var, refakatçinin oturacağı yer var. Hemen numune hastanesinin arkasında üçüncü, ki Hilmi Bey'in mesela bunlarda çok büyük emeği vardır. Hı hı. Üçüncü blok 270 yataklı, 270'i de nitelikli yatak, kaba inşaatı bitti. Evet. Hemen onun yanı başında ÇAGEM diye adlandırdığımız ve Türkiye'de ilk defa olan bir hastanedir. Bu hastanenin Allah vermesin, düşürmesin, hastaları Kayseri, Malatya, Maraş, Antep, Urfa, Van, Mardin, Muş aklına gelen bölgelerden gelecek. Tıpkı Ankara'daki Bilkent'teki GATA'nın rehabilitasyon merkezi gibi. Ve Ankara'nın rehabilitasyon merkezi, askeriyenin GATA'nın rehabilitasyon merkezi bizim bu hastanemizin yanında ilkel kalacak. Evet. Peki efendim, yönetmenimiz işaret etti, süremizin sonuna geldik. Bu bakımdan bu da Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bunun da yatak sayısı 154 adettir. 154'ü de niteliklidir. 42 tane de süit, evet, refakatçi odası vardır. Peki. Gönül şunu arz eder. Keşkelerim, bak Sivas'ı kimseyle tartışmak istemiyorum. Evet. Ama Sivas'ın konularını çözmek için, çözebilmek için, ne olduğuna damga vurabilmek için lojistik merkezini, ikinci organize sanayini, Sivas'taki kaçan sanayiyi, Sivas'ta ketendi, keneverdi, oydu, burduydu üretilen senaryoları detaylıca saatlerde tartışmak isterim. Evet. Aslında soracak başka sorularım da vardı ama süremiz bittiği için efendim soramıyorum. Ben varım. İnşallah sabaha kadar. Bir başka programda tekrar o konularda değiniriz sizinle. Son olarak Sivas halkına söylemek istedikleriniz varsa böylece kapatalım inşallah. Sivas halkına son olarak öncelikle mutluluklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Ülkemizin bekası için, ülkemizin geleceği için 31 Mart seçimleri, evet, herhangi bir genel seçim değildir. Farklı partilerde, farklı düşüncelerde, farklı ideolojilerde olabiliriz. Ancak bu ülkenin geleceği ve bekası için partiden, kendi tuttuğu partiden veya ideolojisinin dışında bir partiye oy vermekle ne kimse milliyetini değiştirir, evet, ne kimse dininden olur, ne de kimsenin mezhebi değişir. Evet. 31 Mart seçimleri
son derece önemli bir yerel seçimdir. Kendilerine yapılacak hizmetin yanında bir de iç ve dış hainlere indirilecek bir tokattır. Yalnızca paravanın arkasına geçtiklerinde partilerinden kopmalarını istemiyoruz. İdeolojilerinden vazgeçmelerini istemiyoruz. Evet. Süleyman onlar, mühür onlar da iki dakikalık süreçte biz AK Parti adayına ilimizin geleceği için, ilimizin hizmeti için, ülkenin bekası için mühürlerini bassınlar diyor, saygılarını sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Seçimlerde başarılar diliyoruz tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet sevgili seyirciler, bu akşam seçime doğrunun konuğu AK Parti Sivas Milletvekili Sayın Habib Solukoğlu kendisiyle hem seçim çalışmalarını hem de Sivas'taki sorunları konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle hepinize mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kalem tutan elleri. Katip arzu halim yaz yâre böyle. Şekerler ezeyim şirin dillere. Katip arzu halim yaz yâre böyle. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam, bağrım delinir. Katip arzu halim yaz yâre böyle. Biz bugün yâre kavuşmaya, Sivaslılarla hasbihal etmeye, Sivas'ta kucaklaşmaya geldik. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bu meydandan tüm Sivas'a, tüm Sivaslı kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.